Şu uçak yangınına bir dönelim. Biraz daha netleşmeye başladı. Piste ilerlerken iki tane uçağın çarpışmasıyla olduğu olay. Arkadaşlarımız da görüntüleri versinler. Hala daha söndürme çalışmaları devam ediyor. İçinde insan var, mutlaka vardır ama tahliye edildiler mi bilemiyoruz şu anda. Yeni yılın ilk günü de efendim 7.6 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı biliyorsunuz Japonya. Şimdi de pistte uçak hareket halindeyken bir diğer hareket halinde olan uçakla çarpışıyor. Bir ses geliyor, patlama sesi gibi bir ses geliyor. Ardından da uçak alev almaya başlıyor. Görüldüğü üzere söndürme çalışması çok zorlu tabii ki burada veya kurtarma çalışması varsa da her tarafı yanıyor şu anda. Evet, şimdi arkadaşlarımız haber verdi. Uçağın içinde 300 kişi olduğu öne sürülüyor. Bunlar tam net teyit edilmiş bilgiler değil. Bizim de ajanslardan bildiğimiz haberler. Şu anda 300 kişinin olduğu söyleniyor. Eğer öyleyse tabii ki yangın ivedi bir şekilde söndürülemezse çok kötü sonuçları olabilir. Şunlar izlediğiniz bütün görüntüler şu anda yaşanan görüntüler, canlı görüntüler. Söndürme çalışmaları devam ediyor. Piste ilerlerken iki uçağın çarpışması sonucu bir patlama sesiyle birlikte, çarpmadan sonra bir patlama sesiyle birlikte maalesef 300 yolcu taşıdığı bildirilen uçak yanmaya başlıyor. Camlardan da görüyorsunuz içi de tamamen alev alev yanar halde. Maalesef durum şu anda bu. Umut ediyoruz 300 yolcu gerçek teyitli bir bilgi değildir. Evet, bu uçak sahil güvenlik uçağıyla çarpışmış efendim. Onu da söyleyelim. Sahil güvenlik uçağıyla çarpışmış. Muhtemelen kulede olan bir irtibatsızlıktan dolayı maalesef pistte yaşanan talihsiz bir kaza, facia hatta. 300 kişi varsa facia. Arkadaşlarımdan da rica edeceğim bu konuyla alakalı bütün bilgileri sıcağı sıcağına bana aktarmaya devam etsinler. Elimizde şu anda sizlere aktardığımız görüntüler canlı görüntülerdir. Görüldüğü üzere kanatlar da dahil, gövde de dahil, hatta uçağın içi de dahil olmak üzere tamamen alevlerle kaplanmış durumda. Sahil güvenlik uçağıyla, sahil güvenlik uçağıyla çarpışıyor ve sonrasında da maalesef böyle bir kaza yaşanıyor. Köpükler sıkılıyor. Evet, bunlar elimize gelen canlı görüntüler. Bir daha tekrar eder misiniz? Evet, yolcuların akıbetiyle alakalı bir haber yok. 300 kişi olduğu öne sürüldü ama teyit edilmiş bir bilgi değil. Kapılar da açık aslında görüyorsunuz. Tahliye de edilmiş olabilirler. Görüntüde kapı açık. Umut ediyoruz öyledir. Çünkü kapılar açık bir şekilde duruyor. Söndürme çalışmaları da devam ediyor. Uçağın orta kısmı tamamen erimiş aslında. Alt kısım tamamen erimiş.